Herkese merhaba, ben İrem Çağlan. Bugün Batsınız'la birlikte çok keyifli bir video hazırladık. Biliyorsunuz ki mezun olmama çok az kaldı ve ilk makyaj provamı gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi ben hazırım. Eğer makyajımı merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Biliyorsunuz ki mezuniyet gecemiz çok uzun ve makyajımızın bütün gece suratımızda kalması lazım. Bu yüzden Deborah'ın makyaj bazını kullanacağım. Hem gözeneklerinizi kapatıyor hem de makyajınızın bütün gece suratınızda kalmasını sağlayacak. Çok güzel bir ürün gerçekten. Böyle elmacık kemiklerimi. İlk başta biraz suratınız kızarabilir, korkmayın. Hemen geçici bir şey. Şimdi gelelim olmazsa olmaz fondötene. Biliyorsunuz ki kızarıklıklar, sivilceleriniz varsa özellikle kullanmamız gerekiyor. İlk başta elime süreceğim çünkü bu akışkanlığı ancak elimde durdurabilirim. Önce parmak yardımıyla bütün her yere dağıtacağım. Bu Maybelline Fit Me fondöten. Önce ıslak bir yapısı var ama sonra cildiniz hemen matlaşıyor. O yüzden çok seviyorum. Flaşlı fotoğraflarda mat fondöten olmazsa olmaz. Sünger yardımıyla bunu dağıtacağım. Fondöteni sarı alt tonla almaya çalışın. Çünkü pembe alt tonlular allıkla karışıyor. Çok kötü bir görüntü elde edebilir. O yüzden sarı alt tonlu fondöten almayı tercih edin bence. Şimdi gözaltı kapatıcılarına geçiyorum. İki farklı ton kullanacağım. Bir tanesi koyu, bir tanesi de açık. Mor halkalar için koyu rengi kullanacağız. Daha sonra açık olan renkle de aydınlatma işlemini yapacağım. Tam dağıtmayacağım. Açık olan renge geçeceğim. Birlikte dağıttığımda daha güzel bir görüntü oluyor. Bunu da böyle V şeklinde sürebilirsiniz. Evet, baz, fondöten, kapatıcı hepsini hallettik. Şimdi sıra geldi pudraya. Özellikle yağlı ciltleriniz varsa pudra uygulamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu da Revlon'un Photoready pudrası. Ben bir fırça yardımıyla uygulayacağım. Şimdi göz makyajına geçiyoruz. Revolution'u bu Sofix paletiyle yapacağım. Renkleri bir harika arkadaşlar. İlk başta buradaki açık renkleri kullanacağım. Bir baz oluşturacağım. Göz kapağımın tamamını uyguluyorum. Evet, göz kapağımın tam bu kıvrılma bölümüne şuradaki gördüğünüz açık kahverengi tonu ve şu kızıl tonu kullanacağım. Evet, özellikle bu renkleri kullandım çünkü kahverengi gözlerde çok güzel duruyor. Bu senenin modası olan ışıltılı gözlerle devam ediyoruz. Burada gördüğünüz bu kahverengi parlak ve buradaki kızıl parlak rengi kullanacağım. Evet, gözümüzün üstünü hallettik. Şimdi gözlerimizin altına süreceğiz. Gözümün üstünde kullandığım tonlarla devam edeceğim. Buradaki kızıl tonu ve şuradaki kahverengi kullanacağım. En sonunda buradaki kızıl parlak olan rengi kullanacağım.
şu rengi kullanarak bütün hepsini karıştıracağım. Şimdi son renk koyu kahveyle gidiyoruz. Bu koyu kahveyi kirpik diplerime uygulayacağım. Çünkü kirpiklerimin daha yoğun ve sert görünmesini istiyorum. Bu da bir taktik. Kalça parmağınızı kullanabilirsiniz. Buradaki aydınlık renk kullanacağım. En iyi fırça bu arada parmaklarımızmış. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yine bir fırçayla kaşların altını da aydınlatacağım. Paletin pigmentlerine bayıldım. Çok güzel dağıtılıyor. O yüzden yani ilk bunu yapmışım. Evet, gözde işimiz bitmiştir. Şimdi kaşlara geçiyoruz. Revolution'un kaş pomadını kullanacağım. Çok güzel kremsi bir yapısı var. Hiçbir şekilde akmayacak. Gördüğünüz gibi tek fırçada bütün kaşımı hallettim. Şimdi maskaraya geçiyorum. Bu arada kirpik kıvırcık kullanmadan yaptım ve ne kadar kızıldığını görüyorsunuz şu an gözlerimin. Şimdi gözlerimin altını süreceğim. Evet, göz makyajıyla işimiz bittiğine göre şimdi yüzle devam edebiliriz. Revolution'un kontür paletini kullanacağım. Evet, buradaki soğuk tonları kullanacağım. Ve fırçanızın kontür fırçası olduğuna emin olun. Çünkü elmacık kemiklerimin altına uygulayacağım. Keskin bir görüntü yaratmamız lazım. Ve tabii ki olmazsa olmazımız ben burnumu kontür edeceğim arkadaşlar. Çünkü burnum birazcık büyük. Burun kontürümü belirginleştirmek için de ortasına aydınlık bir pudra süreceğim. Şimdi büyük bir fırçayı alıyorum. Daha sonra buradaki renkle bütün yüzümü bronzlaştıracağım. Boynunuzda da sürmeyi unutmayın, renk farkını kapatmamız lazım. Evet.
Şimdi elmacık kemiklerimi birazcık renklendirmek istiyorum. Revolution Pro HD paletinden bu Poser adlı pembe tonu kullanacağım. Bunu gülerek sürerseniz daha etkili olur. Şimdi gelelim en güzel kısmı, aydınlatıcı. Burada gördüğünüz aydınlatıcılardan birini seçeceğim. Ekstra rengini kullanacağım. Birazcık da şukla karıştıracağım. Evet, yüz makyajıyla da işimiz bittiğine göre şimdi dudaklara geçebiliriz. Şimdi Rimmel London'un dudak kalemini kullanacağım. Şimdi ruja geçiyorum. Maybelline'in mat serisinden 932 numaralı rujunu kullanacağım. Şimdi son olarak Revolution'ın sabitleme spreyini sıkacağım ki makyajımız sabit kalsın. Evet, makyajım bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Göz rengimi çok ortaya çıkartan bir makyaj oldu. O yüzden çok hoşuma gitti. Eğer siz de beğendiyseniz lütfen denemeyi unutmayın ve bana da gönderebilirsiniz. Hepsine bakacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.